başlıyor'dan yeniden merhaba 4. bölümle devam ediyoruz ve şimdi de muhabirlerimizden, temsilcilerimizden ve editörlerimizden gündemin öne çıkan başlıklarını alacağız. Öncelikle İstanbul gündemi için Gül Gündüz'e dönüyoruz. Gül hoş geldin. İstanbul'da neler var bugün? İlk olarak Garzan Mezarlığı'ndan çıkarılan 267 cenazeden DNA eşlemesi gerçekleşen 11 cenaze için aileler cenazelerini almak için Mezarlıklar Müdürlüğü'ne başvuracak şu saatlerde. Ardından bir diğer gündemimiz DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu insan onurunu yakışık askeri ücret talebiyle basın açıklaması yapacak. Beşiktaş Meydanı'nda saat 12.30'da HDP İstanbul İl Örgütü de kendilerini istihbarat olarak tanıtarak parti üye ve yöneticilerini tehdit edilen kişiler hakkında İHAde Şubesi'nde başvuruda bulunacak ve bir basın toplantısı yapacak saat 13'te. Son olarak da İnsan Hakları Derneği ve Türkiye İnsan Hakları Vakfı 10-17 Aralık İnsan Hakları Haftası kapsamında İHAde İstanbul Şubesi'nde Doktor Seda Altun sunumuyla Rojava adlı bir seminer düzenleyecek. Bu da akşam 19'da gerçekleşecek. Biz de gün içerisinde bu gündemleri takip ediyor olacağız. Peki bol hak ihlali, bol insan hakları haftası günlü bir aslında gündemimiz varmış. Şimdi ekonomiye geçelim. Mehmet Filoğlu'ndan da ekonomi gündemini alalım bakalım. Bugün ekonomide neler var? Dün akşam ve bugün akşama kadar merkez bankaları gündemde ekonomide. Dün akşam Amerikan Merkez Bankası Fed faiz kararını açıkladı. Beklendiği gibi faiz oranı değiştirmedi ancak basın toplantısında faiz kararının ardından gerçekleşen basın toplantısında Fed Başkanı Jerome Powell'ın uzunca bir süre daha faizlerle oynamayacaklarına dair yaptığı ifadeler piyasalar tarafından olumlu karşılandı. Dolar bir miktar tabii ki bu açıklamalar sonrası değer kaybetti tüm dünyada ve gelişen ülkelere karşı. Türk lirası da bundan olumlu etkilendi. Dün 5.82'lere doğru çıkan ve daha da yukarı gitme ihtimali bulunan bir dolar TL varken Fed kararı ve karar sonrası yapılan açıklamalarla birlikte 5.80'in altına gelen şu anda 5.79 civarında bir dolar TL söz konusu. Borsada bugün %1'lik neredeyse yükselişle açıldı. Dünkü Amerikan Merkez Bankası iyimserliğiyle ki zaten Amerikan borsaları da dün özellikle S&P 500 tarafı günü rekorla kapatmıştı. Amerikan Merkez Bankası'na gelen haberler böyle. Bugün saat 2'de Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın faiz kararı olacak. Genel piyasa beklentisi %14 olan faizin %12,5'a indirilmesi. Ancak riskler de var. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın tek haneli faiz istediğini biliyoruz. Piyasa koşullarından ve enflasyon koşullarından bağımsız olarak eğer Merkez Bankası beklentilerin üzerinde bir faiz indirimine giderse bu Türk lirası açısından olumsuz bir haber olarak algılanır ve ona yönelik de fiyatlamalar gerçekleşir. Daha sonra 15.45'te Avrupa Merkez Bankası'nın faiz kararı var. Oradan da bir değişiklik beklenmiyor ancak Avrupa Merkez Bankası'nın yeni başkanı Christine Lagarde'ın ilk basın toplantılı faiz kararı olacak bu. Orada vereceği mesajlar takip edilecek. Orada ekstra bir faiz indirimi gelir mi ya da ekstra bir piyasayı, ekonomiyi destekleyici adım gelir mi gelmez mi? Onlar takip edilecek Avrupa Merkez Bankası tarafında diyelim. Biz merkez bankaları dışındaki gündeme baktığımızda dün burada konuşmuştuk. Gazetelerde de zaten görmüştünüz. Temsa'nın üretime durdurması kararı vardı yaklaşık 2 haftalık. Ancak iş andığımız kadarıyla burayla sınırlı kalmayacak. Şirketin mali durumunun oldukça kötü olduğu belirtiliyor ve bazı alacaklıların Temsa'ya haciz işlemi başlattığı haberleri geldi. Temsa Türkiye'nin en önemli hatta neredeyse tek büyük otobüs üreticisi. Bir yandan da yerli otomobil üretimi tartışmaları sürerken Türkiye'nin yerli otobüs markasının bu hallere gelmesi de aslında tartışma konusu. Sabancı Holding bu şirketi uluslararası merkezli bir fona satmıştı. Sahipleri yerli olsa da ve bu tarz fonlar genelde bu şirketleri canlandırmazlar. Hızlı bir şekilde kâra geçirip onu da yapamazlarsa hızlı bir şekilde lav edip en hızlı şekilde kâr etmeye bakarlar. Bu fon bunu mu yapıyor, yapmıyor mu? Açıklamada tersi yönde ama fiiliyatta gerçekten de Temsa'nın geleceğine yönelik çok ciddi soru işaretleri oluştuğunu söyleyebiliriz bu son gelişmelerle birlikte. Bir diğer şirket haberi de TAV İnşaat'tan İstanbul Atatürk Havalimanı'nı işleten şirketti bu. Sani Şener başında CEO'su olarak. Bir de Hamdi Akın var. O da ortaklarından bir tanesi. Bu iki kişinin aslında bir anlaşmazlık yaşadığı bir süredir. Şirketleri bölmek istedikleri ancak bu bölünmenin anlaşmasını gerçekleştiremediğine dair bilgiler var. Bunlar milyar dolarlık şirketler ve bu anlaşmanın gerçekleşmemesi durumunda bu şirketin, TAV İnşaat'ın kredilerini geri ödemekte zorluk yaşayabileceği belirtiliyor ki bu zaten Türkiye'de çok ciddi bir ödenmeyen kredi sorunu var. TAV gibi büyük şirketlerin bu tarz kişisel anlaşmazlıklardan dolayı da kredi ödeyememe noktasına gelmesi Türkiye Bankacılığı
bankacılık sektörü açısından olumsuz bir haber diyebiliriz. Peki şimdi şunu da sormak istiyorum Mehmet, seni burada hazır bulmuşken yine bugün gazeteleri okurken ekonomi bölümlerinde sık sık şu söyleniyordu. Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak bir sunum yaptı ve 2020'de Türkiye ekonomisi uçuşa geçecek demiş. Çok iyi bir tablo çizeceğimizi söylemiş. Nereye doğru uçuyoruz? Bir senden dinleyelim. Çok yükseklere uçmuyoruz. Evet, 2019'dan daha iyi bir yıl olacak 2020 eğer çok ciddi politika hatası yapılmazsa. Ancak bunu uçuş diye tanımlamak doğru bir yaklaşım olmaz. Türkiye'de işsizlik, dün İşkur'un işsizlik verileri açıklandı. İşkur biraz daha eğilim açısından takip etmek için önemli bir kurum. Yoksa işsizlik seviyesini TÜİK'ten takip etmek daha iyi. Orada kayıtlı işsiz sayısının, yani İşkur'a ben işsizim diye kayıt yaptıran kişi sayısının 4 milyon 26 bin kişi olduğunu görüyoruz. Buna karşılık açık iş pozisyonu, yani işverenlerin bana işçi lazım, iş kurup bana birini bul dediği kişi sayısında 160 bin civarında olduğunu görüyoruz. Yani bir açık iş pozisyonuna karşılık 20'den daha fazla işsiz bulunuyor. İşte bu böyle bir işsizlik ortamında özellikle bu işsizin önemli bir kısmının da uzun süredir iş aradığını görüyoruz. En sonki TÜİK verisine göre bir yıldan uzun süredir iş arayan kişi sayısı 1 milyon 133 bine kadar ulaşmış durumda. İşkurum verilerinde de son 8 aydır yani 8 aydır iş arayıp bulamayan kişi sayısının yaklaşık 1,5 milyona ulaştığı görülüyor. Bu 1,5 milyon kişinin yaklaşık 8 aydır 1 yıldır iş bulamaması demek, bu sadece bir ekonomik sorun değildir. Bu sosyal bir sorundur, bu psikolojik bir sorundur ki zaten son dönemde ciddi şekilde intihar vakalarının arttığını görüyoruz. Bu vakaları zaten artacağını bundan birkaç ay önce, hatta 6 ay önce, 1 yıl önce ekonomistler uyarıyordu. Uzun süreli işsizlik Türkiye tarihinde daha önce hiç görülmedi. 2009 krizinde de görülmedi, 2001 krizinde de görülmedi, 1994 krizinde de görülmedi. Her krizde Türkiye ekonomisi hızlı bir şekilde, yani sert bir şekilde küçüldükten sonra hızlı bir şekilde toparlanmıştı ve işsiz sayısı da hızlı bir şekilde geri gelmişti. Ancak bu kriz, şu an içinde yaşadığımız kriz, diğer krizlerden farklı bir kriz. Türkiye ekonomisi küçüldü ancak ondan sonra hızlı büyümüyor. Bakan Albayrak'ın aslında dün mecliste söylediği gibi hızlı bir büyüme gerçekleştirmeyecek. Dolayısıyla en dar tanımıyla 4 milyon, geniş tanımla bakarsak 8 milyon işsiz sayısı kısa vadede geri gelmeyecek. İşte bu kişilerin uzun süre işsiz kalması ekonomik açıdan problem yaratıyor mu? Yaratıyor. Bir kişi uzun süre emek piyasasına uzak kalırsa geri dönmesini zorlaşıyor. Becerilerini kaybediyor. Tekrar çalışabilme kapasitesi azalıyor. Bu ekonomik açıdan bir sıkıntıdır. Ama buna sadece ekonomik olarak bakmak doğru olmaz. Buna sosyal olarak bakmak lazım, buna psikolojik olarak bakmak lazım, buna aslında bir yandan da siyasal olarak da bakmak gerekiyor. Genelde bu tarz dönemlerde, bu tarz yüksek, uzun süreli yüksek işsizliğin olduğu dönemlerde sağ popülist hareketlerin o ülkelerde yükseldiğini görüyoruz. Türkiye'de zaten bu halihazırdaki iktidar sağ popülist denilebilir ama her zaman kötünün kötüsü de vardır. Bunu 1929 krizinin özellikle Almanya'da Hitler'in yükselişine ön ayak olduğunu ve özellikle Almanya'da o dönem yaşanan ekonomik sıkıntıların Avrupa'daki o faşizmin yükselişine neden olduğunu hatırlarsak, Türkiye'nin mevcut uzun süreli işsizlik ortamının sadece kişiler bakımından, sadece sosyal bakımdan değil, siyasal bakımdan da olumsuz sonuçlar doğurmaya gebe olduğunu peki, söyleyebiliriz. Peki yani şimdi sen mesela dar tanımla 4, geniş tanımla 8 milyon işsiz gibi bir rakamdan bahsediyorsun. Bu çok ciddi bir rakam Türkiye açısından ve önceki krizlerde Türkiye'nin bu denli bir işsiz rakamına da ulaşmadığını görüyoruz aslında. Şimdi şöyle bir durum da var, senin de dediğin gibi siyasal açıdan da bakmak gerekiyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan işsizliğin nedeninin iş arayanlar sayısının çok fazla olmasıyla açıklanabilir olduğunu söyleyen bir tartışmalı bir analiz yapmıştı. Peki bu işsizliğin temelinde ne var bugün? Yani istihdamda mı bir sorun yaşıyoruz yoksa var olan sayıda mı bir problem var? Evet. Erdoğan o sözlerini biz ertesi gün haberlerde işlemiştik. TÜİK'in verileri Erdoğan'ı yalanlıyor. TÜİK'in yani resmi istatistik kurumu olan TÜİK'in verileri Erdoğan'ı yalanlıyor. Türkiye'de ortalama iş gücü her yıl 600-700 bin civarı, hatta bazı yıllar 1 milyon civarı artar. Yani Türkiye hala genç bir ülke ve yaşı, yani çalışma çağına gelen kişi sayısı her yıl 500, 600 bin, 700 bin hatta 1 milyon artar. Son 1 yıl içerisinde ne kadar artmış diye baktığımızda iş arayan kişi sayısı yalnızca 160 bin. Yani aslında Türkiye'de bugün eğer geçmiş yıllardaki kadar kişi iş aramaya başlasaydı, işsizlik, dar tanımlı işsizlikten bahsediyorum, %14 değil %15,5 civarlarında olacaktı. Yani aslında son 1 yıldır daha az kişi iş arıyor. Normalde olduğundan daha az kişi iş arıyor. Peki neden aramıyor bu insanlar, iş aramıyor diye baktığımızda birçoğunun iş bulmaktan ümidi olmadığı için iş aramadığını görüyoruz. TÜİK verilerine göre, TÜİK ayrıntılı bir şekilde bu verileri açıklıyor ve bir kişi eğer iş aramıyorsa ona soruyor TÜİK, sen neden iş aramıyorsun diyor. Şurada enteresan bir kalem var. Özellikle ev işleriyle meşgul olduğum için iş aramıyorum diyen kişi sayısında son bir yıldır
anormal bir artış var. Normalde kriz dönemlerinde kadınlar aslında daha fazla iş ararlar. Çünkü eşleri işini kaybetmiştir ya da işini kaybetme ihtimali vardır. Dolayısıyla daha fazla iş ararlar. Bu dünyada da böyledir, Türkiye'de de böyledir. Ancak TÜİK verilerine göre son bir yıl içerisinde bu gerçekleşmedi. Türkiye'de işsizlik oranı artmasına rağmen özellikle ev işiyle uğraştığını söyleyerek iş aramadığını söyleyen kişi sayısında oldukça fazla artış var ve bunun da Türkiye ekonomisi açısından, yani Türkiye ekonomisinin gerçekleriyle bağdaşmadığını söyleyebiliriz. Dolayısıyla Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bu konudaki açıklamalarını doğru olarak nitelendiremeyiz. Diye. Peki, çok teşekkür ediyoruz Mehmet'e de detaylı açıklamaları için. Şimdi Diyarbakır'a gideceğiz. Diyarbakır ve bölge gündemini almak üzere telefon attığımızda Bahar Kılıçgedik olacak. Artı TV Diyarbakır temsilcisi. Bahar, günaydın. Günaydın. Evet, dün tahliyeler yaşandı. Onunla başlayalım. KUP Belediye Eş Başkanları Fatma Mehmet Fatih Taş 12 Eylül'de 7 kişinin ölümüne neden olan patlamadan dolayı tutuklanmışlardı. KUP'ta yaşanan patlamadan dolayı. Ve yerlerine kayyum atanmıştı, görevden alınmışlardı. Dün Diyarbakır 9. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yapılan yargılamada tahliye edildiler. Eş başkanlarla birlikte toplamda 5 sanık tahliye edildi. Tabii bu davada aslında gizli tanık ifadeleri doğrultusunda tutuklanmışlardı. Bunlar delil sayılmıştı. Çıngırak 1 ve Çıngırak 2 kod adlı gizli tanıkların ifadeleri, ancak avukatlar ifadelere dair gizli tanık ifadelerini çürüten delilleri ortaya koydular. Yine hem eş başkanlar hem de yargılanan HDP'liler aslında olayla bir bağlantıların olmadığını ifade ettiler. Ne olay günü ne de olay sonrasında olay yerine gitmediklerini de belirttiler ifadelerinin aksine. Ve avukatlar aslında kayyum atanmasından dolayı müvekkillerinin suçlandığını, olayla bağlantılarını kurmaya çalışıldığını söylediler. Eş başkanlar nükleer, biyolojik, kimyasal silah kullanarak öldürme suçlamasıyla 8 defa ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle yargılanıyorlardı. Bugün aslında çok sayıda gözaltı var. Yine tutuklamalar var. Bunlarla da devam edelim. HDP'nin Hukuk ve İnsan Hakları Komisyonu 10-17 Aralık İnsan Hakları Haftası nedeniyle bir rapor açıklamıştı. Hak ihlalleri raporu ve 2019 yılında en az 1674 HDP'li üye ve yöneticisinin gözaltına alındığını söylemişti. 200'ünün tutuklandığını açıklamıştı. 2015 yılından bu yana ise 15.530 kişinin gözaltına alındığını, 750 üye yöneticinin arasında bulunduğu 6.000 partinin tutuklandığını açıklamıştı. İşte HDP'lilere dair gözaltılar, tutuklamalar da devam ediyor. Görevden alınarak yerine kayyum atanan Kızıltepe Belediye Eş Başkanı Nilüfer Elik bu sabah evine yapılan baskınla gözaltına alındı. Yine dün Mardin, Kızıltepe, Nusaybin, Artuklu ilçelerinde dün gözaltılar yapılmıştı eş zamanlı birçok eve. HDP Mardin İl Eş Başkanı Salih Kutay, parti yöneticileri, Mardin Tabip Odası Başkanı Derya Ertem, toplamda 11 kişi gözaltına alındı. Mardin'de demokratik kitle örgütlerinin gözaltılara tepkileri vardı. Basın açıklaması yapıldı ve bir an önce serbest bırakılmaları yönünde çağrı vardı. Diyarbakır'da da yine HDP'lilerin gözaltına alınan HDP'lilerden 2 kişi tutuklandı. 6 Aralık'ta operasyonlar yapılmıştı. 8 kişi gözaltındaydı. HDP'li Mehmet Sait Demir ve Mehmet Nesim Gültekin, 2 kişi tutuklandı. 2 HDP üyesi örgüt üyesi olmak iddiasıyla, 6 HDP'li hakkında ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldılar. Gözaltılar var dedik. Ağrı'da da var. Gazeteci Aziz Oruç, HDP Doğu Beyazıt İlçe Eş Başkanı Abdullah Ekerek ve Muhammed İkram Müftüoğlu gözaltına alındı. İçişleri Bakanlığı gözaltılarla ilgili açıklama yaptı ve gazeteci Oruç için terörist suçlamasını kullandı. Böyle bir açıklama yaptı. İran sınırından Türkiye'ye giriş yaparken emniyet ve istihbarat yetkililerinin harekete geçtiğini söyledi. Gazeteci Aziz Oruç kapatılan bir haber, Özgürlükçü Demokrasi gibi ajanslarda haber yapmıştı. Hatta hakkında dava da vardı, yargılanıyordu. Bunun dışında gündemde ne var? Diyarbakır'da İnsan Hakları Derneği, TİHİB, Diyarbakır Barosu, Diyarbakır Ticaret Odası ve Hak İnisiyatifi'nin ortak bir açıklaması olacak adliye önünde. Cezaevlerindeki hak ihlallerine ilişkin bir basın açıklaması yapılacak saat 13'te. Aynı zamanda HDP'nin önceki dönem eş genel başkanı Selahattin Demirtaş'ın sağlık durumuna da dikkat çekilecek. Hatta Selahattin Demirtaş'ın kardeşi Şadiye Demirtaş da Twitter'da yaptığı paylaşımda Selahattin Demirtaş'ın kendi sağlık durumuna ilişkin daha önce hiç yapmadığı şekilde olumsuz açıklamaları çok ciddi sinyal olduğunu söyledi. Böyle bir paylaşım vardı. Bugün adliye önünde hem Demirtaş'ın sağlık durumuna ilişkin hem de cezaevlerindeki tutukluların sağlık durumuna ilişkin
bir açıklama yapılacak. Biz bu gündemleri takip edeceğiz. Sözü size bırakalım. Peki Bahar, çok teşekkür ediyoruz ve kolaylıklar diliyoruz. Diyarbakır ve bölge gündeminin sıcak gelişmelerini de gün içinde Artı TV'den alabilirsiniz. Şimdi stüdyomuza dönüyoruz. Bir konuğumuz var. Nazım Akman da duyurmuştu kendisi zaten. Şair, yazar ve çevirmen Atol Behramoğlu stüdyo konuğumuz. Hoş geldiniz. Merhaba. Hoş geldin abi. Merhaba. Eksik tanıttık. Akademisyen, eylemci, yani. Köşe yazarı. Aynı zamanda muhabir, ve röportajcı. Ve senin arkadaşın. Ben onur diyorum bundan. Estağfurullah. Atol Behramoğlu'nun o kadar çok özelliği var ki ve bir tanesi daha geldi şimdi. Ve bizim bugün esas ana konumuz da Atol abi bunu aktarmak da istiyor. Ali Suavi kitabı. Bu bir oyun, tiyatro oyunu. Bağışla cehaletim abi. Daha önce var mı oyununuz? Lozan var. Yine belgesel. Oldukça belgesel bir oyundu. Lozan. Devlet evet. Tiyatrosu. Burada ama kurmalar da var değil mi? Ha? Kurmaca bölümler de var burada. Bu büyük ölçüde kurmaca. Yani, kurmaca. Yani farklı bir şey. Tabii yani bir bilgiye dayalı ama kurmaca yani. Evet. Hani konuşmalar filan ama duygularını da anlatıyor. Tabii. Biraz Stefan Zweig'ın biyografilerinde, romansı biyografilerinde böyle hafif esintisi var. Ama şimdi biz ilk defa duyanlar için söyleyelim mesela Ali Suavi kimdir? Ve neden Atol Behramoğlu'nun bunca zaman sonra ilgisini çekti? Evet. Şimdi tabii bizim toplumumuzun çok ciddi bir sorunu var. O da bilgisizlik esasında. Bu bilgisizlik her şeye ilişkin. Sadece bir konuda değil, birçok konuda insanlarımız maalesef bilgi sahibi değiller. Örneğin bu işte sorular var ya, bilen kazanıyor falan gibi şeyler var ya. Evet. Bir tanesinde soyadının harfleri konmuş. Yani o kadar açık ki Hasan Ali Yücel olduğu, bakanlık yapmış, evet, köyüncülerinin işte kurucusu filan. Böyle Ali Osman bilmem ne falan, saçma sapan. Üstelik de yani görünüşü... Biz onu geçenlerde izleyicilerimize gösterdik. Gösterdiniz burada, evet. Değil mi? Yani düzgün giyimli filan insanlar, zannedersin ki sıfır bilgi. Böyle bir şey olabilir mi? Tabii bunun eğitimle alakası var. Genel olarak toplumsal sorunlarla, şunda bunda. Ali Suavi konusuna gelince, Ali Suavi elbette işte bilgi vardı tabii az çok. Hani Çırağan Sarayı baskını filan, işte 2. Abdülhamit'i indirip 5. Murat'ı tahta geçirmek filan gibi böyle biraz kaba taslak bilgilerdi. 7-8 Hasan Paşa tarafından, işte o sırada paşa değil de Beşiktaş zaptiye amire filan, evet, öldürülmüş orada. Bu kadarcık. Yıllar önce okuduğumu bu aralar yaptığım araştırmalar sırasında gördüm. Örneğin Hilmi Ziya Ülke'nin Çağdaş Türk Düşünce Tarihi, ki çok önemli bir kitaptır. Orada Ali Suavi bölümünü didik didik meğer okumuşum. Yani altını çizdiğim yerlerde gördüm 10 yıl önce. Yani aklımdan çıkmış gibi. Diyeceksin ki nasıl geldi sana bu? Vallahi vahiy gibi geldi. Kitabın arkasında da yazdım. Metafizik bir şeylere inanmam ama sanki Ali Suavi... mezarı da yok. Hani mezarından kalktı geldi diyeceğim, mezarı da yok Ali Suavi'nin. Öldürüldü ve kayboldu. Peki, yok edin demişler. Yok yani edin. Mezarları kaybetme. Biz biraz önce mezar, evet, haberleri de yapmıştık. İzledim, evet. Evet, ama o zaman da varmış zaten değil mi? Yani evet. Dolayısıyla çalışmaya başlayınca karşıma bir şöyle bir şey çıktı. 19. yüzyılı da doğru dürüst tanımıyoruz yani. 19. yüzyıl, yani yeni Osmanlılar ya da Jön Türkler dediğimiz hareket. Gördüm ki bu yeni Osmanlı hareketi içinde Namık Kemal, işte Ziya Paşa, yani Ziya Bey o sırada, sonra Paşa, Ziya Paşa, Agah Efendi Bey gibi, daha biraz daha önce Şinasi filan, tam o şeye girmiyor. Ali Suavi çok özgün bir insan. Hem kökeniyle bir o şey içinde, o ekip içinde halk çocuğu olan tek kişi. Yani paşa torunu ya da çocuğu değil de halk çocuğu. Kağıtçı Hüseyin'in oğlu. Kağıtçı Hüseyin'in oğlu, bravo. Ve referansları, yani arayışları, köken arayışları yerli. Buna gayret etmiş. 15 yaşında
hacca gidiyor. Bu yani akla zarar bir şey. Yani nasıl bir marifet bu? Evet. Ve binlerce... Ben de bunu Atol'dan okumasam, Atol Behramoğlu'ndan okumasam, evet. Yani İslamcı bir, evet, yazar falan filan yazmış olsa, evet, herhalde inanmazdım yani, evet, 15 yaşında yalnız başına. Evet, evet. Bu mucize gibi, tuhaf bir şey ama zaten bir mucize adam gerçekten. Bu kitapta benim kurguladığım tabii şeyler, arka planlarda hep gerçek bilgiler var. Yani diyelim ki o sıradaki eğitim nazırıyla filan paşayla konuşması birebir öyle değil ama yazdıkları, söyledikleri, daha sonraki bilmem neler, hepsi gerçek, hakikat üzerinde yapılmış bir kurgulama. O şey bir adam, yani şey, genç bir adam, çocukken de, gençken de, işte daha sonraki yıllarda da binlerce hadis ezberlemiş olarak dönüyor oradan, şeyden, ne derler? Haçtan. Referansları İslam, fakat bizim anladığımız anlamda ve bize bugün dayatılan anlamda bir İslam değil bu. Diyor ki yani adaletli olacaksın. Muhammed hadislerinde bunu söylüyor. Esas olarak Kur'an'da söylenen de adaletli olmaktır. Mülkte adil olacaksın. Yani devlet idaresinde adil olacaksın. Çıkış noktası budur. Evet. Ama bu kişi laik, özgürlükçü, parlamenter sistemi savunan, genel çizgileriyle söylüyorum, duaların Türkçeleştirilmesini öneren, evet, eşsiz bir adam. Bu ona ait bir metin değil mi abi? Burada kitabın içinde alfabenin Arap harflerinin Arapça kelimelerle de dinle de bir alakası yoktur diyor. Bu onun kendi sözleri. Siyahlar onun sözleri. Siyahlar onun sözleri ama diyalogların içine yerleştirerek siyahlar onun sözleri, doğru, öyle koydum. Diyalogların, bu camilerde Şehzadebaşı Camii'nde vaazlar veriyor. Aynı zamanda Muhbir adlı gazeteyi çıkarıyor ve gazetedeki Muhbir olumsuz bizde ama eski Türkçe'de haber veren demektir. Evet. Haber vermektir. Ve vaazlarına dönemin belli başlı insanları geliyorlar. Yani paşalar, vezirler, şunlar, bunlar vaazlarını dinlemeye. Çünkü gerçekten akıl açıcı, bilimsel, nitekim sahnelerden birinde şöyle yaptım, onu tabii gördün. Yani Muhbir, evet, yazıhanesi, Muhbir yazıhanesinde Ali Suavi'yi gördük. Oradan vaaz vermeye gitti. Perde arkasında o vaazını verirken o şey, yazıhane Tasvir-i Efkar yazıhanesine dönüştü. Namık Kemal, Ziya Paşa ve hem onu dinliyorlar hem konuşuyorlar. Namık Kemal'le konuşuyorlar. Tabii çok onlar güzel. Da vaazları dinleyen ve çok etkilenen kişiler. Sonra da Paris'te bunlar Mustafa Fazıl Paşa'nın işte şeyinde, köşkünde. Bunlar hepsi gerçek ama değil mi? Messina'da buluşuyorlar. Messina Boğazı ünlü. Hepsi gerçek. Oradan hepsi gerçek. Buluşur. Tabii hepsi gerçek. Yani Agah Sırrı Levent'in kitabı, Falih Rıfkı Atay'ın çok önemli, güzel bir araştırması var. Gerçekten Sarıklı İhtiralci diye ve Ebu Ziya Tevfik'in birebir tanıklıkları var. O şey, o hareketin. Siz yine onu konuşturuyorsunuz abi burada. Bunu sorup açmak istiyorum. Günümüzde de çok gönderme var. Peygamber devrinde Mekke'de put yapılırdı ve resim nakış yoktu. Onun için yasak ilan edilen heykeldir. Bu insanların puta tapmaktan kurtarmak içindi. Artık ama bu hükümde yeri kalmamıştır. Çünkü Müslümanların yani yaptığı heykele tapmayı diye ihtimali yok böyle bir. Çünkü Müslümanların yapacakları heykeli tapma korkusu yoktur diyor. 1800'lerin kendi ortası. Yani kendi düşünceleri, kendi sözleri, müthiş bir şey. Oradaki örnekler Timur Lenk'in sarayındaki resimlerden bahsediyor. Evet, müzelerden söz ediyor. Yani şeyi gezerken, Louvre'u gezerken diyor, çok üzüldüm diyor. Yani bütün Doğu'ya ait, İslam'a ait, Doğu'ya ait ne kadar heykel, resim varsa hepsi şeye gitmiş. Aslında yani sanki 2000'li yılların Türkiye'sinde bir aydın gibi. İnanılmaz, inanılmaz, inanılmaz. Dolayısıyla sevgili Nazım, değerli arkadaşım, Ali Suavi üzerine dikkati çekmek istedim. Bu bir politik oyun değil. Bunun altını çizerek önemli söylemek isterim. Örneğin Lozan politik bir oyundur. Yani Lozan belgesel ve politik bir oyundu. İstanbul'da da oynandı. Devlet Tiyatrosu, Antalya Devlet Tiyatrosu sahneye koymuştu. Aslında güncelleyip onu yeniden şey yapmam lazım. Sahnelenmesi için gerekenleri yapmam lazım ama bu politik bir oyun değil. Yani bu Ali Suavi işte bugünün filan, hayır. Yani Ali, bu bir oyun.
bu düşündürmesi gereken insanlarımızı, yani böyle bir gerçekten bireysel yaşam da önemli. Eşiyle birlikte, değil mi? O Paris'te bir kafede konuşturdum onları filan. Ama oraları çok iyi biliyorsun. Aynı zamanda tabii, sen de sürgünsün oralarda. Tabii. Hyde Park'ta Ziya Paşa ile konuşturdum filan. Yani Ziya Paşa ile Londra'da beraberdiler tabii. Fransa'da da Paris'te de eşiyle beraberdiler. İngiliz aslında eşiyle, ama hani kafede oturup konuşmadılar. Onları belki konuşmadılar ama konular bunlar. Oyun sonuç olarak yazmışız. Politik bir oyun olarak düşünmemek lazım. Bunu tarihimizin bir dönemine, çok önemli bir dönemine, dediğin gibi bugünle birebir özdeş bir dönemine, çünkü aynı kavgalar, aynı tartışmalar, aynı sorunlar, aynı karşıtlıklar filan, bir ışık düşürme çabası olarak görmek lazım. Yani bir sanatçının, bir şairin ve bu yapıtla tabii bir oyun yazarının, aynı zamanda bunu rahatlıkla söyleyebilirim artık bu kitabımla ilgili olarak, yani bir oyun yazarı olarak kendimi sunabilirim yani bununla. Tabii bir ki. Işık düşürme çabası. Evet. Yani tarihi. Öyle düşünmek lazım. Yalnız şöyle bir şey var. Simav'da ders verirken medresede öğrencilerine zulme karşı suç, zalimi engellemeye çalışanı yalnız bırakan da diyor. Zalim de değil. Tabii. Ona karşı direnenin yalnız bırakan. Oradan yani, yine hadisten yola çıkarak söylüyor. Evet. Tabii ki. Tabii. Yani o zaman bununla ilgili olarak sadece okuduğum metinleri değil, onların gönderme yaptığı yerlerde de doğrultmalar yapmışım ve bir hayli bütün yazı neden hiç yemek yemeden geçirdiğimizi anlamış bulunuyorum. Buraya bahsetmiş. Bizim sevgili izleyiciler, Atol abinin başında olduğu bir yazar, gazeteci, avukat, evet, doktor arkadaşlardan oluşan bir toplantı, evet, sohbet meclisimiz var. Ne zaman, ben ona Atoğlu'nun grubu diyorum, ne zaman çağrı yapsa toplanırız, ama bu yaz sürekli ertelendi ve sonunda bu çıktı. Doğru. Bu yaz helal buna olsun, çok çalıştım. Evet. Eğer bunu noktaladıysak bir şeyden, bir kitaptan daha söz etmek isterim. Nokta koyduk mu bu Ali Suavi? Dönebiliriz de, yalnız şöyle hani biraz Ali Suavi'yi de anlatalım istiyoruz. Ali Suavi Kadıköy'de Sanatçılar Sokağı'nın lütfen, adı Ali Suavi Sokağı. Elbette, onun devam edelim yani. Tamam. Daha başka kimse bir şey bilmiyoruz yani maalesef, bununla ilgili. Maalesef. Mesela Namık Kemal'i biliyoruz ama Ali Suavi'yi bilmiyoruz. Namık Kemal'i bile bildiğimizi sanıyoruz. Bunu değil ben, mi? Tabii bildiğimizi sanıyoruz. Yani bu üniversitedeki derslerimde falan bazen karşılaştırmalar yapmayı düşünmüşümdür. Hani Namık Kemal'in Hürriyet kasidesiyle işte Alexander Pushkin'in yine Hürriyet'le ilgili, o da bir kaside diyelim, şiiri arasında bir karşılaştırma. Namık Kemal'in adını bile duymayan çocuklar olduğunu gördüm. Duymamışlar. Yani ben hayretler içinde kaldım. Hayretler. Halbuki Namık Kemal, hani şimdi oradan girdik ya, sanki Namık Kemal 1000 yıl önce, ya 1840-1888 aslında bir 15 yıl, 20 yıl daha yaşasa, yani 48 yaşında değil de 78 yaşında vefat etse 20. yüzyılda gelecek. Gelecek ve genç Nazım'la karşılaşacak. Tıpkı Abdülhak Hamit Tarhan'ın Nazım'la karşılaşması gibi, ki Abdülhak Hamit'in arkadaşı yani, mektuplaştığı insan Namık Kemal. Halbuki böyle tarihte böyle işte sakalıyla bilmem nesiyle adam kaybolmuş. Böyle değil ya. Yepyeni adamlar bunlar ya. Bunlar evet, adamlar. Yani bugün tartıştığımız şeyleri o gün çok ciddi olarak ve derinliğine tartışmış olan insanlar bunlar yani. Öyle. Ali Suavi'nin aslında birçok sözü, sizin burada yer verdiğiniz birçok sözü, birçok kelamı bugüne ışık tutuyor. Siz de bir ışık tutma kavramı evet, üzerinden tanımladınız. Doğru. Bu geçmişteki yaşananların, kelamların, sözlerin bir şekilde bugüne de ışık tutuyor olması sizce bir tesadüf mü, yoksa bizim içinden geçtiğimiz tarihsel süreçte... Kelam dediğin şey, kelimeden yapıyorsunuz değil mi? Kelam, evet, kelimeler. Evet, kelimeler, onun sözcükler, söylediği sözcükler, evet, onun kurduğu evet, cümleler ya da onun verdiği mesajlar diyelim bugüne bir şekilde ışık tutuyor. Ama toplumsal sorunlar aynen duruyor. Yani şimdi burada sevgili Nazım onun altını muhakkak çizmiştir okurken. Şimdi bu ne derler ona, muhbiri sürgünde Londra'da da çıkarırken ön sözünde iki şey var, iki nokta var. Diyor ki o dönemin tabii diliyle söylüyor. Diyor ki sürgündeki Türk aydını ya da Türk aydınların hep iki sorunu olmuştur diyor özetle. Bir tanesi kendi ülkesindeki baskılar, ikincisi başka ülkelerde ülkesine karşı ön yargılar. Ben 1980'li yıllarda Paris'te Anka adlı dergiyi çıkarırken İki Ateş Arasında diye bir ön söz yazdım.
iki ateş arasında diye, Fransızcasıyla evet. Entre deux feux diye iki ateş arasında. Böyle yazmıştım. Yani Türk aydını iki ateş arasındadır. Biri kendi ülkesindeki antidemokratik baskılar, ikincisi başka ülkelerde, özellikle de işte Batı ülkelerinde ülkesine karşı ön yargılar. Ben Ali Suavi'nin bu şeyi görünce, yani işte bu çalışma sırasında hani detaylara inip de ne derler ona, muhbirin ön sözünde bu iki, yani böyle şaştım kaldım, dedim ki kader arkadaşlarına bak, 100 yıl sonra sizin sorunuza geliyor. Yani sorunlar değişmiyor, aynen yerli yerinde duruyor, yani böyle bir şey olamaz yani. Evet. Ama çözmek için bilgisine sahip olmamız lazım. Peki diğer kitaptan da söz edelim, çünkü o da çok önemli. Bir çocuk kitabı galiba, değil mi? Ama çocuk evet. kitabı değil aslında, evet. büyüklere Bravo. Göre bir kitap. Aynen dediğin gibi. Evet. Bu da şöyle, yani bu geçen yaz yine... Bunu gösterebilir miyiz abi? Şöyle bu tabii. Senin kameran şurası. Şöyle ben size göstereyim. Şöyle abi. Gösterelim. Evet, böyle buyurun. Çocuklar şuradan. İçin 1919 dersleri. Evet. Evet, devam edelim. Bu da Cumhuriyet Yayınları içinde, yani yayın kurulunda konuşurken arkadaşlarla şöyle düşündük, yine aynı konu. Yani bilgisizliğimiz var ve bilgilerimizi de daha çok ezber bilgiler gibi görüyoruz. Arkadaşlar, 2019 çok önemli bir tarih. Çünkü 1919'un 100. yıl dönümü. Çünkü 1919 Türkiye Kurtuluş Savaşı'nın ilk ateşinin, ilk işaret fişeğinin atıldığı gün. 19 Mayıs 1919. Bunu ben hep söyledim ve yazdım da birkaç yazımda. Her gün altını çizmek lazım. Her gün bu 100. yılı. Sonra 1920 geliyor, Büyük Millet Meclisi'nin açılışı. Her gün altını çizmek lazım geliyor. Sonra işte savaşlar, sonra Cumhuriyet'in ilanı. Yani 20, 21, 22, 23. 1919'u şöyle düşündüm. Öğretmen ve öğrenciler. Böyle biraz radyofonik bir oyun gibi ve biraz şiirsel gibi. Ama çocukların da anlayacağı, anlamanın ötesinde seveceği bir şekilde, interaktif, onların evet. da katılımıyla. Öğretmen ödev veriyor, gidin şunu araştırın, gelin gidiyorlar, geliyorlar, konuşmalar, tartışmalar. Öğretmen falan. De bilmiyor bazı şeyleri. Bazı şeyleri o sırada hatırlıyor ya da araştırıyor filan. Yani 1919'da sadece Türkiye'de değil, dünyada da mesela orada Rosa Luxemburg'un, yani yazar da öğreniyor. Yani yazar da çalışırken, aynen bunu yaparkenki gibi. 1919, Rosa Luxemburg'un öldürülmesi 1919'da. Nazi ve faşist partilerinin kuruluş çalışmalarının başlaması 1919. Nasıl bir tarih? Ve o tarihte Türkiye'de Kurtuluş Savaşı'nın ilk işaret fişeğinin atılması. Yani bu paralellikler içinde çocuklara hani Türkiye'yi kavratmak, ülkelerini. Mesela orada bir bölüm var, onu da hemen kısaca söyleyeyim. Ben diyor ki çocuklar, Mondros Mutarekezir. Mondros ne demek biliyor musunuz diyor. Bunu şimdi sen televizyonda sorsan, vallahi ben de bir daha böyle bakarken, çalışırken, Mondros Limni Adası'nda bir şehir, bir küçük yer yani. Limni Adası nerede? Ege Denizi'nde, Çanakkale yakınında. Abi bunları bilmiyoruz ki. Mesela çocuklardan biri geliyor, öğretmenim diyor İzmir'den önce diyor, Mekke diyor, pardon, Medine işgal edilmiş. Medine bizim miydi? Şimdi araştırıp bakıyorsun yani. Hakikaten Medine bizimdi. Çünkü Osmanlı toprakları içindeydi. Ama işte öğretmen onunla konuşuyor. Şey yapmadan, ağırlaştırmadan tarihsel bilgileri. Sadece tatlı tatlı böyle bir şey içinde. Böyle bir kitapçık bu da sevgili Nazım ve sevgili arkadaşım. Evet. Bunun da ben... Nalin. 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 Memnun oldum. Ha. Ve öğretmenlere şiddetle tavsiye ederim bu kitabı. 1919 dersleri. Burada çocuklarımıza, zaten kitabın arkasında da yazdım, ezberleme sıkıcılığının ötesinde varoluşumuzun böyle temellerini araştırırcasına, hani bastığımız toprağı tanımak gibi bir şey yani gerçekten. Böyle bir kitapçık bu da. Evet. Bilgisizliğimiz o kadar fazla ki mesela hepimizin, yakın tarihimiz. Evet. Benim de çalışırken öğreniyorum ama öğrenmek gerektiğini anlamak tabii önemli. Bilgisizliği aşmada ilk adım sanıyorum bilmek yani. Bilgisizim, öğrenmem lazım. Evet. Affedersin, 1920'yi evet. de yazacağım mesela. 1920 derslerini de önümüzdeki yıl yayınlanmak üzere yazacağım. 20 de önemli. Çünkü Ankara'ya çıktılar Amasya bildirgesi sonrasında. Ankara, 1920'nin Ankara'sı ve işte Büyük Millet Meclisi'nin açılışı,
Tabii bunlar tabii rastgele bilgilerle de olmuyor. 1920'de Ankara'ya gelmiş olan bir İngiliz gazeteci var. Bahçeşehir Yayınları'nda çıktı o kitap, Tanımadığımız Türkler diye. Ben onu okuduğum zaman hani Mustafa Kemal genç bir paşa, istasyon şefinin odası da onun idare yeri. İnönü Savaşı, duvarda Namık İsmail'in yaptığı bir resim, harman yeri, böyle bir dekor. Ve diyor ki adam, şaştım kaldım diyor, batılı bir entelektüelin odası gibi. Düşün, savaş devam ediyor ve Mustafa Kemal, genç paşa konuşuyorlar. Ve odada tablolar var. Tablolar. Şimdi ben tabii bu 1920'de küçücük de olsa bunlara da değinerek geçeceğim biraz filan. Yani evet, böyle bir atmosfer. Sadece savaşlar, söylevlerle ilgili değil. Şimdi sevgili izleyiciler, Atol Behramoğlu'nun çok yönlülüğünü anlatmak için sıralamak yerine ben bir şey yapmayı uygun görmüş bir günde yazmıştım. Enstitü gibi. Çok, sen çok gerçekten kıymetli bir yazar. Sen çok değerli bir dostumsun. Ya, şöyle bir gerçekten, şey gerçekten. Bilir, çok değerli bir aydınımızsın. Şimdi ama nasıl olmasın? Şimdi bir gün yemekte yeni basılan Puşkin'in bütün eserlerini getirip teslim ettin bize. Hediye ettin daha doğrusu. Rusça aslından çeviren Atol Behramoğlu. Eve geldim, masamın üzerine koyacağım. Burada bir tane daha ince bir kitap var. Bu da Molière'in ünlü oyunu Cimri, Fransızca aslından çeviren Atol Behramoğlu. Yan yana diyor. Biri Rusya, biri Fransızca. Şimdi bunu unutmuştum. Geçen günü buldum evde. Bakar mısın abi? Evet. Hatırlarız bakalım. Ama İspanyolcadan çevirmedim. Çevirin. Fransızcadan çevirin. Fransızca, İngilizce, Rusça. Yani Jose Marti, Kübalı şair. Kübalı'nın da şeyi, yani Atatürk'ü gibi değil mi? Şeydi. Yani Savaş alanında şehit olmuş bir aydın, evet, bir lider. Ondan yani, sonra bir de bu var yani ortada. Sadece bunları yapmış olsa bir çevirmen, yani başımızın tacıdır tabii. Ama onu bir tarafa koyunca bir bakıyorsunuz şair, şiirler, külliyat, şimdi, denemeler, araştırma romanlar. Sevgili Nazım. Şimdi bu tabii kayıt olduğu nasıl için... Nasıl zaman geliyor evet, buna? Evet, onu da konuşalım. Kayıt olduğu için geleceğe bir yanlış bilgi bırakmayalım. Ben Cimri'yi çevirmedim. Orada bir... Senin belki böyle bir dikkatsizliğine denk gelmiş olabilir. Ama Fransızca aslından çevirdiğim şeyler tabii var. Ya, tabii var. Yani kitaba bir daha bakacağım. Bir daha bak. Tabii Kardeş Türküler adlı kitabımda, Kardeş Türküler adlı Dünya Şiirinden Seçmeler kitabımda mesela Aragon'u Fransızcadan çevirdim. Yani birkaç şiirini. Fransızcadan çevirdiğim şiirler var. Tabii ki. Belki başka şeyler de var. Vallahi şimdi hatırlamıyorum. Ama Molière'in Cimrisini Fransızcadan çevirmedim yani. Evet. Biraz yani da Molière'in Cimrisini çevirmedim ben yani. Ha, ama ya Atol Behramoğlu O kitabı göreyim mi? Yanlış basılmış. Belki bir şey yok. Belki acaba de benim adımı göreyim mi onu ya? Ya onu getirmemiz lazım. Yani Cimri ve Molière. Ama ve... söylediğin esas olarak yanlış değil. Çünkü Fransızca ve İngilizce asıllarından da çevirdiğim şeyler var. Yani... Ama Atol Behramoğlu'nun aslında bir de akademik unvanı var. Profesör Doktor Atol Behramoğlu'sunuz değil mi abi? Doğru. He? Doğru. Ama hiç kullanmıyorsunuz onu. Doğru. Örneğin dün mü? Salı günü, bugün Perşembe değil mi? Dün değil, evvelsi gün üniversitede, İstanbul Aydın Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Anabilim Dalı Başkanıyım ben. Orada çeviri yaratıcı bir etkinlik midir başlıklı bir konuşma yaptım. Yani üniversiteye, bütün üniversiteye filan. Yani böyle şeyler de yapıyoruz yani. Evet. Aynı zamanda geçen günü de Yaykop, hafta başında bizim konuğumuzdu, İlbay Kahraman Yaykop'un açılış günü, evet, orada da bir sahne gösterisi vardı. Evet, yapıyoruz işte, öyle şeyler yapıyoruz. Yani onu aynı gün ya da bir gün önce akşamüstü Süreyya Sineması önünde de bu kez Kaz Dağları'ndaki yağmayı protesto etmek için düzenlenen toplantıda açılış konuşması yaptım mesela. Yani böyle şeyler oluyor yani. Aslında hak savunuculuğu yapıyorsunuz. Aynen, her alanda zaten yapıyorsunuz. O sevgili dostum onu söyledi. Yani ne dedin? Toplumsal öncülük gibi bir kavram, evet, kullandın ya. Aktivist, toplumsal önce. Doğru. İşte ikinci aydınlar davası dilekçesi de var. Atol Behramoğlu. Tabii, elbette. Sonra yine yıllar sonra
yeniden 2000'li yıllarda bir daha bir dilekçi. Ya keşke böyle olmasa. Keşke yani hani Ali Suavi'den girdik ya konuşmaya. Evet. Keşke bunlara gerek olmasa. Keşke bu toplum daha adil, daha normal, daha hak ettiği bir yerde olsa. Şimdi örneğin diyeceksiniz ki belki izleyiciler de belki diyecek ki ya şimdi durup dururken bu mu çıktı? Hani bin tane sorunumuz var. Ya yeşil pasaport yani onunla artık ya düşün bak ben 1970 yılında 20'li yaşlarda bir genç olarak yani vize neymiş? Hiç aklıma ki ben bir dünyayı dolaştım ya. 3 kuruşla çıktım. Çeşitli işlerde garsonluk yaptım, otel katipliği yaptım. Paris'e gittim, Londra'ya gittim, davetle Moskova'ya gittim. O sırada işte çünkü çevirilerim falan da çıkmıştı. Bir genç abi bu yaşımıza geldik. Bunca birikim, bunca bir şey. Bir kırtırık bir yeşil pasaport. Şimdi Batı yeşil pasaporta da şey çıkarıyor. Şey yapıyor biliyorsunuz. Bununla tabii ilgili bir açıklama yaptılar. Yalnız nedir? Doğru değil bu haberler dediler. Yapılan abi, görüşmelerle bunu ya halletmişler. Ayıp ya. Yani ben bir bilmem nereye gideceğim diye gireceğim bir yere üye olacağım. Bu ne ya? Olmasın artık. Yani Türkiye'ye bu kadar da zulmetmesinler. Bu kadar haksızlık yapmasınlar. İşte ya iki ateş ya arasında kalınan evet bir nokta bu değil bu mi? Bu nedir ya? Yani hakikaten nedir bu ya? Bu şu anda ayıp iş ya başında olan partinin devleti ülkesi değil ki burası. Tabii hepimizin ki değil ülkesi ya. Şimdi şuraya buraya gelirken İsveç konsolosluğu önünden geçiyorum. Orada yine birileri var. Şöyle baktım çok insanlar ya lanet olsun. Affedersin. Böyle sıra bekliyorum. İsveç'ine de, Norveç'ine de, şusuna da, busuna da ya bu nedir ya? Ve şunu düşündüm yani asla vize almak için bir yere gitmem ya. Gitmem ya. Ne Amerika? Gitmem, reddederim. Gitmem ya. Versinler dolaylı bir şekilde gideyim. Yani aşağılanmış hissediyorum kendimi ya. Falan ülkeye gitmek için onun kapısında ben ne diye bekleyeceğim ya Allah aşkına ya. Evet. Böyle şey mi olur ya? Böyle şey mi olur arkadaşlar? Yani Türkiye bunlara müstahak değil. Müstahak değil Türkiye. Yani 19. yüzyılın bak aydınlarımıza bak. Birinci sınıf adamlar yani. Burada o şeylerle Türk dostu parlamenterlerle İngiltere'de filan konuşmaları var. Urquhart'la bilmem Gordon Child değil başka neyse unuttum şimdi adını. Evet. Child bilmem ne. Ya British şeyde ne derler ona? Britannica'da ön sözde Ali Suavi'den bahsediyor bu adam. Yani bak şimdi burada söyleyeceğim şimdi Urquhart'ların Paris'te. Zamanımız az kaldı. Biliyor, 3 dakika. İyi kullanalım. Tabii adını söyleyeceğim. Charles Wells yani bu bir Türkolog Ali Suavi'den bahsediyor ve ön sözde yani ya böyle aydınlar Namık Kemal gibi bir adam öyle rastgele bir adam mıdır yani ilk oyunu yazmış ilk şeyi yazmış yani ilk romanları yazmış bir adamdan bahsediyoruz biz yani Türkiye yani gidip de falan ya da filan ülkenin kapısında bununla da öyle şey yapmaya gerek yok ama biz hak ettiğimizi de savunmalıyız. Yalnız şöyle de bir şey var Türkiye'de devlet her zaman içinde senin de bulunduğun abi aydınlara karşı çok ne yazık ki kötü davrandı. Çok kötü davrandı. Ve onlar da sahip çıkma adına bu sefer de hep beraber okkanın altına gidiyoruz yani şeyde. Bir Mustafa Kemal Atatürk dönemi bunun dışındadır. Yaşadığı dönem 1938'e kadar. Çünkü Nazım'ın tam hapse girişi de Mustafa Kemal'in öldüğü tarihtir yani. Evet. Atatürk Mustafa Kemal yaşıyor olsa Nazım 15 sene hapiste kalmazdı ben sana söylüyorum. Evet. Mümkün değil. Ondan sonra da işte Ecevit döneminde belki kısa bir rahatlama oldu. Hep böyle karanlık şeyler yani. Basçılar. Şeyde Nihat'la yazışmalarınızda geçen günü işte okudum o kitapta, Onur'un yazdığı kitapta. Düzenlediği daha doğrusu. Düzenlediği, mektuplarınız birbirine. Tabii. Yani bugünden farklı değil o günde. Sen evet. Paris'tesin, Nihat evet. Burada ilk aynı kitabı şey çıkıyor, tutuklanıyor. Dergi çıkartıyorsunuz, dergi çok önemli ve o sırada şöyle bir iyi haber veriyorsunuz. Ben bir otelde iş buldum, iyi oldu, çok okumaya zamanım oluyor diye. Herkes zannediyor ki Atol Bayramoğlu Paris'te, hani bayramda gidilen 3 günlük turlar gibi. Aynen. Halbuki otelde çalışıyor. Hiçbir alakası yok. Bu arada Nihat dedin ya, dün bir haber vardı. Evet biz onu yaptık. Eskişehirli çocuk değil mi? Evet Nihat'ın kitabı kim? Yüzünden 9 yıla mahkum oluyor çocuk. Evet. Ser verip sır vermeyen yiğitten 7 sene, 2 sene de Che Guevara'nın. Ya böyle bir şey olabilir mi? Yani bir insan bir sempati duyar. Ne yapmış? Bomba mı bulunmuş? Birini mi öldürmüş? Bir yeri mi uçurmuş? Ne hakkın var ya senin 9 sene? İnsan utanır ya, utanır ya. Evet. Bir üniversite öğrencisi, genç bir çocuğa sen nasıl kıyarsın ya? Böyle bir şey olabilir mi? Bu ülkenin aydınlanmasından sadece
sanatçılar, yazarlar, gazeteciler, entelektüeller değil, savcılar, hakimler de sorumlu. Öyle kararlar vermeleri lazım. Baş sorumlular arasında. Değil mi? Baş sorumlular arasında. Değil mi? Kesinlikle. Yani. Mesela Nazım Hikmet'i mahkum eden hakimi sen bile bilmiyorsundur abi. Değil mi? Yani gerek de yok zaten adam. Tarihin çöplüğünü araştırmak evet, lazım. Evet. Tarihin çünkü çöplükleri de vardır biliyorsun. Çöplüklerde duruyorlar tabii. Oralara bakarsan. Ya şimdi arkadaşlar diyor ki süremiz bitti diyor. Ama buradan da mesajlar geliyor. Ara sıra bakıyorum. Ne kadar güzel geliyor. Biraz daha uzatsanıza falan filan diyorlar. Başka maalesef, bir program yaparız. Evet, başka program. Derim ki Atol Behramoğlu'da her zaman bulmak kolay değil. Ama şöyle bir ölçüde de kolay. Çünkü nerede bir bakarlarsa programları bir Atol Behramoğlu etkinliği vardır. Sen bulursun. Abi yanımıza katıldığın için çok teşekkür ediyoruz. Teşekkür ederiz. Yani, ben de teşekkür ederim. Evet sevgili izleyiciler bugün konuğumuz Atol Behramoğlu'ydu. Bizi onurlandırdı geldi. Çok çok teşekkür ediyoruz. Yarın sabah saat 7'de karşınızda olmak üzere. Hoşçakalın diyoruz.